İlaç gibi bir hoparlörle geldim. İlek markasının Dibat Connex modelini detaylıca inceleyeceğiz. Aynı zamanda bu ürünü satın almak isteyenler için ise aşağıya linkleri bırakıyorum. Bunlar affiliate linklerdir. Güvenle satın alabilirsiniz. Şimdi videomuza yavaştan başlayalım. İlek markasına baktığımız zaman Almanya'da 1920'lerde kurulan bir marka. Yani geçmişi bir hayli uzun. Yaklaşık 100 seneye kadar ulaşmış diyebiliriz. Aynı zamanda designer serisi olarak geçiyor. Brooklyn merkezli bir moda markası olan Edson markasıyla işbirliği yapmışlar. Ve karşımıza işte bu beyaz hoparlörler çıkmış. Bence çok şık olmuşlar. Çok estetik duruyor. Daha önceki modeli hatırlayacak olanlar vardır. Klasik bir bookshelf tarzındaydı. Siyah ve gri hatları vardı. Ancak burada beyaz tonlarla beraber bu hoparlör bizlere sunulmuş ve aynı zamanda ön tarafında da güzel bir radyatör bulunuyor. İsterseniz bunları da takabiliyorsunuz ve bunlar mıknatıslı sistem sayesinde hoparlörlerimize rahat bir şekilde takabiliyoruz. Tamamıyla estetiksel olarak nasıl kullanmak istediğinize bağlı ama sanki böyle açık kalması beyaz ve siyah güzel bir kontrast yaratmasını sağlamış ve bence çok da modern modern bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir de kutu içerisinden hoparlör standlarımız da çıkıyor. Bunlar da çok şık ve buradaki modern tasarım çizgisi devam etmiş. Gri bir rengi var. Parlak değil, mat bir gri olarak düşünebilirsiniz ve aynı zamanda yuvarlak hatlara sahip. Güzel bir estetiği olduğunu söyleyebilirim. Koyduğunuz ortamda havayı tamamıyla değiştiriyor. Özellikle modern bir salonunuz ve buna uygun bir ortamınız varsa bence çok şık duracaktır standart klasik siyah hoparlörlerle kıyaslandığı zaman. Bu hoparlörler aktif hoparlörler arkadaşlar. Yani aktif ne demek? Bunu da söyleyeyim. Bu hoparlörlerin içerisinde D tipi amfiler bulunuyor ve bunun sayesinde direkt olarak bir kaynağa bağlayarak müziğinizi çalabiliyorsunuz. Tabi kaynak demişken isterseniz gelin hoparlörün arkasında bulunan giriş ve çıkışlara bakalım. Bir hayli fazla seçeneğimiz var burada. Şimdi sırasıyla gittiğimiz zaman ilk olarak HDMI -i arkı görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bu hoparlörü aynı zamanda televizyon hoparlörünün niyetine kullanabilirsiniz. HDMI'ye bağladığınız zaman televizyonu açtığınız zaman açılacak. Televizyonun sesini alçaltıp yükselttiğiniz zaman ise hoparlörle sesi alçaltıp yükselecek. Böylelikle güzel ve tutarlı bir bağlantı kurulmuş olacak. Özellikle televizyonunuzun yanına ya da bir Soundbar var yerine bunu kullanmak isterseniz çok verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen yanında bir tekerlek tuşumuz var. Ses yükseltip ses alçaltmaya yarıyor. Sağ tarafta master slave değiştirebiliyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Hoparlörlerde ana hoparlörü yani bu hoparlörü istediğiniz yere yani sağ ya da sola konumlandırabiliyorsunuz. Normalde bunun ayarı bu tarz hoparlörlerde bizlere bırakılmıyor. Bunun buraya eklenmesi yine güzel bir nokta olmuş. Sağ tarafta bir tane USB giriş var. Bu sadece servis tarafından update yapılacağı zaman kullanılabilen bir giriş. Alt tarafında USB B girişi bulunuyor. Bu USB B girişi üzerinden hem Windows'ta hem de Mac'te bu hoparlörleri rahat bir şekilde kullanıp aynı zamanda 96 kHz 24 bite kadar da yüksek çözünürlüklü müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Hemen sağ tarafında optik bir giriş var. Böylelikle bu hoparlörleri isterseniz oyun konsollarına da rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Sağ tarafına geldiğimiz zaman bir sub out yani subwoofer çıkışımız var harici bir subwooferla bu hoparlörü destekleyebiliyorsunuz. Burada da subwoofer olarak Elec markasının S10.2 ismindeki subwooferı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir performansı oluyor. Hemen sağ tarafta fono ayarını görüyorsunuz ve bir de RCA girişimiz bulunuyor. Buraya isterseniz fono özelliğini açtığınız zaman bir pickup da bağlayabilirsiniz ya da fonoyu kapattığınız zaman bir turntable vesaire bağlayabilirsiniz. RCA çıkışı da yine burada bizlere sunulmuş. Alt tarafta hoparlörleri bağlayabileceğimiz alanlarımız bulunuyor. Artı ve eksileri görüyorsunuz. Aynı zamanda kutu içerisinden çıkan ses kablosunda da zaten gri ve siyah ayrımlarını görüyorsunuz. Oradan da hangi kabloyu nereye bağlayacağınız net bir şekilde bizlere sunulmuş. Sağ tarafta da elektrik girişi var. Standart bir elektrik giriş kablosu kullanılmış burada. Ön tarafına geldiğimiz zaman polipropilen bir subwoofer'ımız var ve üst tarafında ise ipek kubbe bir tweeter'ımız bulunuyor arkadaşlar. Hemen alt tarafında ise bir tane göz var. Cihazın hangi kaynağa bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü burada yanan bir ledimiz var. Bağladığınız kaynağa göre renk değiştirebiliyor. İsterseniz bu led'i de kapatabiliyorsunuz kumandadan bir tuşu var. Böylelikle karanlık ortamlarda hoparlörü kullanırken gözünüzü almaması için bu da ince düşünülmüş bir detay. Anlattığım üzere bağlantı konusunda bir sürü seçenek var. Ancak tabii ki unutmamamız gereken bir bağlantı da Bluetooth bağlantısı. APTX üzerinden bir Bluetooth bağlantı kodeyi de yine burada bizlere sunulmuş. Böylelikle telefonumuzu ya da tabletimizi artık neyi bağlamak istiyorsanız çok rahat bir şekilde Bluetooth üzerinden de bu cihazı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında buradaki klasikleşmiş diğer tüm giriş çıkışların haricinde bir de Bluetooth bağlantısı var ki benim de en çok kullandığım bağlantı bu oldu. Tabii ki ben şu anda bir iPhone kullanıcısı olarak ne yazık ki aptx kodeğini deneyimleyemedim. Ancak sizin kullandığınız cihazınız eğer aptx kodeğini destekliyorsa çok rahat bir şekilde Kobus, Tidal ya da Amazon Music HD gibi yüksek çözünürlüklü müzik akışı sağlayan en iyi ses deneyimini yaşayabilirsiniz. Şimdi ise gelelim bu cihazın ses performansı kısmına. Boyutundan kesinlikle beklenmeyecek seviyede bir ses yüksekliği var ve aynı zamanda bu ses yüksekliğiyle beraber gelen bir kalite bulunuyor. Kalite ben bence fiyat performans olarak kıyaslandığı ve boyut olarak kıyaslandığı zaman gerçekten çok başarılı. Burada mesela benim arkamdaki gibi bir setupta da yani monitörünüzün yanına sağ ve sol olarak konumlandıracağınız bir hoparlör arıyorsunuz ya da aynı zamanda televizyon hoparlörü gibi konumlandıracağınız bir hoparlör arıyorsanız bence bu hoparlörün performansı gayet başarılı. Özellikle burada monitör başında dinlemelerimi gerçekleştirirken sahne derinliğini çok rahat bir şekilde anladım. Tabii ki bunun da sebebi hoparlöre gayet yakın bir mesafede olmam. Aynı zamanda kutu içerisinden çıkan standlarla beraber hoparlörün duruşu artık kulağımıza daha yakın bir hale gelmiş ve böylelikle sweet spot yani o müziği dinlerken en ideal konumu da daha rahat bir şekilde kulağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz ve bizlere güzel bir müzik deneyimi yaşatabiliyor. Bunların dışında demin sizlere bahsetmiştim. X-Bass ismini vermiş oldukları bir bas arttırma modu bulunuyor bu hoparlörde. Kumandanın üzerindeki X-Bass tuşuna bastığımız zaman bu mod açılıyor. Aynı zamanda 1 ve 2 diye iki farklı kademesi bulunuyor. Bununla ilgili olarak yapacağım bir takım yorumlar var. Özellikle vokal ağırlıklı müzikler dinlediğiniz zaman ikinci modda sizleri rahatsız etmeyecek güzel bir bası bizlere sağlıyor. Demin sizlere söylemiştim isterseniz harici bir subwoofer ile destekleyebilirsiniz diye. Ancak burada ikinci modda müzik dinlerken özellikle çok böyle bangır bangır punch bir bas istemiyorsanız subwoofer'a gerek yok. O yüzden burada benim size önerim şu olacaktır. İlk önce bu hoparlörü bir satın alın. Satın aldıktan sonra dinlediğiniz müzik tarzına göre X bası açın kapayın modlar arası değişimleri gerçekleştirin. Ekstra basa bir ihtiyacınız var mı yok. Yok mu? buna karar verin derim. Sonrasında eğer i baktınız ki X-Bass burada sizleri kesmiyor. O zaman demin de söylediğim gibi harici bir subwoofer eklenebilir. Ancak burada çok yoğun bir bas arayışı içerisinde değilseniz, temiz ve kaliteli bir şekilde müzik dinlemek istiyorsanız belki subwoofer'sız da işiniz çözülecektir. O yüzden demin de söylediğim gibi deneyimleyerek alın. Ancak burada farklı müzik türlerine geldiğimiz zaman daha bas ağırlıklı ya da EDM pop müzik gibi müzik türlerine geldiğimiz zaman çok yüksek seslerde İkinci modda bas açıksa burada çok hafif bir bozulma söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda da X-Bass'lı birinci modu almanız aslında her şeyi kurtaracaktır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Her ne kadar ben ses performansını anlattıysam da bir de sizlere kısaca dinletmek istedim. Burada klasik müzikleri tercih ettim. Şimdi isterseniz gelin bu müzikleri beraber bir dinleyelim. Gelelim kutu içeriğine. İlk olarak tabii ki hoparlörlerin kendilerini görüyoruz. Kumandası var. Kumanda da güzel bir dokunuş olmuş. Gövde rengiyle birebir aynı renkte bir kumanda ile beraber bizlere geliyor. Aynı zamanda bu dokunuş ses kablosunda da var. Ses kablosu da yine beyaz renk olarak bizlere sunulmuş. Ses kablosunun da boyutu yaklaşık olarak 3.5 metre civarında diyebiliriz. Bir tane güç kablosu çıkıyor ve bir tane de HDMI'dan HDMI'ye bir kablo çıkıyor. Bu da televizyonunuza bağlamak için. Standlarımız çıkıyor. Videonun başında bahsettiğim ve aynı zamanda koyduğumuz alanı çizmemesi için hoparlörlerin altına yapıştırabileceğimiz koruyucular da yine kutu içerisinden çıkıyor. Hoparlörlerin kurulumu ise inanılmaz basit. İlk yapmamız gereken şeyler ki hoparlörleri birbirine bağlamak olacak. Bunun için ise gri kabloyu gri girişe, siyah kabloyu ise siyah girişe iki hoparlörle de bağladıktan sonra cihaza güç vermemiz yeterli ve kumanda üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna bastıktan sonra nasıl bağlamak istiyorsanız burada bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bluetooth bağlantıyı yapmak için kumanda üzerinden Bluetooth tuşuna bastığınız zaman eşleşme modu başlayacaktır. Kumandasına da hızlıca baktığımız Zaman güzel kullanışlı bir kumandası var. Ses yükseltme, ses alçaltma, sesi tamamen kapatma, kaynaklar arası geçişler ve aynı zamanda demin bahsetmiş olduğum gibi hoparlörün önünde yanan ledi açma-kapatma gibi özellikler bulunuyor ve aynı zamanda X Bass özelliğini de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere Elek Dibat Konex modelini detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.